Hurma mevsimi geldiğinde sıkça yaptığım hafif, kolay ve lezzetli bir tatlı tarifim var sizler için. Hem büyüklere hem küçüklere hafif bir sütlü tatlı. Şöyle evdeki hurmalardan iyicene beklettim, olgunlaşmasını sağladım. Çok olgun hurmalar olursa daha lezzetli olur. 4 adet kadar hurma kullanacağım. Şimdi hurmaları güzelce soyacağım ve iyicene blenderdan çekeceğim. Hurmaları blenderda güzelce parçaladım. Eğer çok hurma kullanıyorsanız şeker kullanmanıza gerek bile kalmayabilir. Mesela ben 4 tane kullandım. Siz 8-10 tane kullandığınızda hiç şeker kullanmayabilirsiniz. 1 litre sütü tencereye alıyorum. Ocağı yakmadım şu anda. Bütün malzemeleri ekledikten sonra ocağı yakacağım. Sütün ardından 2 yemek kaşığı nişasta. Dolu dolu nişasta. 3 yemek kaşığı un. Bir çay bardağı toz şeker ekliyorum. Şimdi güzelce çırpıyorum. Ocağı yaktım. Çırparak muhallebi kıvamına gelmesini bekliyorum. Muhallebi orta ateşte kaynadı ve kıvam aldı. Şimdi bir paket vanilyayı ekliyorum. Gerekliyse bir miktar daha şeker kullanabilirsiniz. Ya da hiç şeker kullanmadan benim bir kase çıktı. Siz iki kase hurmayla tatlandırabilirsiniz. Kıvamı çok güzel oldu. Pürüzsüz bir ipek gibi bir kıvamda. Altını iyicene kıstım bu esnada. Şimdi hurmaları ekleyeceğim. Bir çay bardağı şeker gerçekten tam ideal. Hurmada ekleyeceğimiz için biraz daha şeker oranı artacak. Vanilyanın ardından olgunlaşmış tatlı hurmaları da ekliyorum. Hemen ocağı kapatıyorum. Sıcağıyla içinde zaten eriyecektir, yok olacaktır. İyice karıştırıyorum. Hurmaları muhallebiye iyice geçiriyorum. Hurmalar suyunu saldığı için hafifçe sulanma olacaktır. Muhallebinin kıvamı biraz daha incelecektir. Lifli bir meyve olduğu için muhallebiyi sulandırdı. Şimdi onun için 2 yemek kaşığı mısır nişastasını kaba alıyorum ve üzerine hafif su ekliyorum. Çeyrek çay bardağı kadar. Nişastayı iyice açıyorum. Süt de kullanabilirsiniz. İsterseniz su ile, isterseniz de süt ile nişastayı şöyle açıp 2 yemek kaşığı nişastayı açıp muhallebiye ekleyeceğiz. Ocağı açmadım şu anda. İyice karıştıracağım. Ondan sonra açacağım. Şimdi yakıyorum altını tenceremin. Orta ateşte kıvam almasını sağlıyorum. Kaynamaya başladı. Kıvamı harika. Tam muhallebi kıvamına geldi. Ocağı kapatıyorum. İsterseniz bu esnada fındık veya ceviz kırıntısı ekleyebilirsiniz. Veya üstüne de süslerken ekleyebilirsiniz. Birkaç saat dolapta soğuttuktan sonra yemeğe hazır. Gerçekten çok hafif ve lezzetli bir tatlı tarifi. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.